Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öncelikle kızımın sana yaptıklarından dolayı özür dilerim. Sen o kadar iyi bir insansın ki bunca şeyden sonra benimle görüşmeyi kabul ettin. Konu nedir? Sen hayatımıza girdiğinde Pelinsu Onur'la evlenmek üzereydi. Yaşadıkları hiç kolay olmadı. Psikolojisi bozuldu. Belki de hazmetmesi zaman aldı. Ama sen de kabul edersin ki sevdiği adamdan son anda ayrılınca hayatı birdenbire alt üst oldu. Emin olabilirsiniz ki benim de hayatım alt üst oldu. Ben de Pelinsu ile aynı şeyleri yaşasam ben de kendimi çok kötü hissederdim ama bu kötülük yapacağım anlamına asla gelmezdi. Haklısın ama her şey üst üste geldi. Önce terk edildi, sonra düğünü iptal oldu. Sonra eşim iflas etti. Ölümlerden döndü. Maddi manevi zararı uğradık. O da bütün bunların acısını senden çıkarttı. Gerçekten çok üzgünüm. Ben inanın Pelinsu'yu anlamaya çalışıyorum. Yani düğün gününde yaşadıklarımı, bana söylediklerini, hiçbirini ben Onur'a anlatmadım. Sanıyorum zaten siz de bunun için buraya geldiniz. Emin olabilirsiniz. Onur'a hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü artık ben bunlarla uğraşmak istemiyorum ve önüme bakıyorum. Bence de. Bunları unutmak en iyisi. Eğer başka bir şey yoksa? Aslında var. Benim senden çok önemli bir ricam var. Pelinsu, Onur'un artık seninle evleneceğini kabullendi. Umarım çok da mutlu olursunuz ama benim kızımı hayatta tek tutan şey işi. Onu elinden alma, olur mu? Yani en azından biz bir süre kendi işimizi kurana kadar bunu senden çok rica ediyorum. Benim için çok önemli. Ama bu benim elimde olan bir şey değil ki. Sen de bir annesin. Beni anlarsın. Umarım yapabileceğim şeyler vardır. Bu benim için çok önemli, lütfen. Peki, ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.